Ben buraya hayatımı koyuyorum ve başarılı olması için de bütün stratejileri masanın üstüne koyuyorum dediğimde herifler 22 yaşında bir çocuğa markayı verdiler yani. Şöyle biz mesela geçen sene 46 şube açmışız 2023'te. Haftada bir. Neredeyse haftada bire geliyor ve her seferinde bana insanlar geliyor ya şunu görüyor musun nasıl bak popüler oldu veya bak şimdi diyorum ki göreceğiz. Yani çünkü onlar popüler kültüre şey olmuşlar, angajı olmuşlar. Ben iş modelimi angajayım ve ben diyorum ki ben şu an 42 şehirde operasyon yapıyoruz. Abi kolay değil yani. Kolay değil. Hiç kolay <laughs> değil abi. Kolay olsa herkes yapar. Abi. Evet. Herkese merhaba. Kolay değil hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi ama çok çok özel bir konuğum var. Sevgili Mehmet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Evet, i̇yi çok teşekkürler abi. Valla ya yani inanılmaz heyecanlıyım. E, yani farklı farklı işte buraya sporcular, işte oyuncular birçok farklı insan geliyor ama şu an böyle tam benim kalemim diyeceğim bir biri <laughs> oturuyor karşımda. E, evet bir saat değil, yarım saat değil, günlerce konuşmak isterim. Yani şu an bir önden bile bir 15 dakika sohbet ettik. Dedim ki abi dedim dur. <laughs> ne olur anlatma. Gel şunu artık çekmeye başlayalım. Başka evet. insanlar da dinlesin. Ee, abi tekrardan ayağına sağlık. Teşekkür Çok ederim. Mutluyuz, onurlandık bizi burada ziyaret ettiğin için ofisimizde. Seni abi şimdi bir sürü konudan konuya gireceğiz ama e, yani insanlar seni zaten birçok şeyden dolayı takip ediyor yani sporcu kimliğin, işte girişimciliğin vesaire. Ee, böyle çok kısa çok da zordur bu biliyorum ama. <laughs> Mehmet Dinçerler kimdir desen, çok kısa nasıl anlatırsın abi? Ne yapıyorsun? Bir oradan istersen bilmeyenler için belki vardır. Bir evet. özet geçelim abi oradan. Oradan yürüz. Mehmet Dinçerler kimdir? Ya yani Mehmet Dinçerler aslında çok çok simple bir adam yani çok düz bir adamdır aslında. Ben yani böyle inanılmaz düzenli ...bir e, ve tek düze... ...bir çizgide bir hayatım vardır. E, tam bir... E, ...Başak Burcu erkeğim. Hadi ya. <laughs> evet. Abi ben e, yıllarını böyle... kendini geliştirmeye... ...adamış, hala da geliştirmeye çalışan... E, ...ve bundan da... ...hiçbir zaman da doyuma ulaşmayacağını... ...düşündüğüm bir adamım... ...açıkçası. E, çünkü tabii herkesin hayatında... ...mücadeleleri var. E, benim de kendimce... ...mücadelelerim vardı... Belli bir yaşıma kadar çok kendini geliştirememiş ve özgüveni olmayan bir adamken bir anda böyle kendini bir şekilde bir özgüven bulmuş ve kendisini geliştirmek için her türlü girişimi her türlü hatayı, her türlü başarısızlığı göze almış ve bunun için de mücadele eden, hala da mücadelesine devam eden bir adam Benim evet girişimci bir kimliğim var, sporcu bir kimliğim var kendimce kendi dünyamda e, ayrıca e, iyi bir lider olma hevesim var e, kendi ekibime ve çevreme aileme e, liderlik etmeye çalışan e, bir insanım. Süper abi çok kısa istersen bence hani çok girmek istediğim çok konu var yani Gloria <laughs> Jeans nasıl başladı nasıl oldu işte Magnolia tarafı var vesaire e, ailede nasıl bir şeyim var abi. Hani upbringing diyeceğim Türkçesini bulamadım. Yani nasıl bir aileden geliyorsun? Hani o ailen de girişimci. Herhalde şu anki yaptığın evet. yaptığınız iş şey aslında ta oradan gelen. Hani Tabii. bir, oradan bahsedebilir misin biraz? Abi bizim şimdi evet benim babam da gıda sektöründeydi. Tabi birazcık daha işin e, traditional tarafındaydı. Baklava, işte pastacı bir e, aile. Pastaya da sonradan girdi açıkçası. Ve baklavacı. Anam babam baklavacı bir adam aslında yani. <laughs> Gaziantep. Tamam. <laughs> Sürpriz olmadı herhalde. Çok, çok şaşırdım. <laughs> Hangi marka söylemeye bir isim? Ee, Hacı, Hacı Sait abi. Çok işte, da bilindik bir marka. Yani. Bilindikti tabii şu an yok <laughs> neyse ki. Bilmiyordum ben bu arada hani şu an olmadığını bilmiyorum evet. ama şey evet. gayet bilindik bir marka. Çok yeni aslında ama o süreçlere de ufaktan dokunuruz sonra. Ondan sonra ben işte gıda sektöründe bir harmanlanmış bir ailenin böyle. çocuğuyum yani. Aynen alaylıyım yani bu sektörde. Ya yani böyle çocuk yaşlarında çalışmaya başlamış. İşte imalathanenin ununu, şekerini yutmuş bir adamım aslında. İstanbul'da mıydın hep yoksa? Evet hep İstanbul'daydım abi. İstanbul'da olma büyümeyim. Daha sonrasında işte belli bir e, şeye geldikten sonra kendimce belli bir yaşa ve deneyime geldikten sonra hani kendi girişimi e, yapmak istedim ve e, o dönemde de kahve sektörüne e, girişmek istedim. Ee, onun da tabii bir hikayesi var. Daha sonra ile hayatımıza başladık. Yani biz orada baklavadan işi e, kahveye adapte ettik kendimce. Nasıl başladı abi? Yaş kaçtı o süreçte? Abi şöyle ben e, ilk çalışmaya başladım tabii 15 yaşındaydım. E, uzun süreler böyle yarı zamanlı çalıştım. Tabii o zamanlar liseye gidiyoruz falan. Sonra üniversiteye başlayınca abi, üniversite ikinci sınıfta ben e, tam zamanlı çalışmaya başladım. Tabii tam zamanla dedim şöyle, bizde baklavada gece dörtte işbaşı yapılırdı. Ben gece dörtte işbaşı yapardım. Sonra ertesi gün üniversitede dersimin saatine göre imalattan çıkar üniversiteye giderdim. Bu şekilde böyle üç sene devam ettik. Evet. Evet, ondan sonra bir dönem pastacı olarak çalıştım falan derken üniversiteye bitince askere gittim abi ilk fırsatta e, askerden döndükten sonra da e, böyle bir arayışa girdim yani hani ne yapsam ne etsem işte çünkü ailemle olmak istemiyordum açıkçası çünkü kafa yapıları bana uymuyordu yönetim babam ve kardeşi vardı e, ikisi yönetiyorlardı o yüzden e, bana çok uymuyordu ve yani ben çok normal abi evet, kendi yolumu çizmek istedim bir de baklavanın o dönem böyle çok e, çok traditional bir ürün olarak devam ettiğini ve devam edeceğini daha sonra da bu böyle işte o zamanın yani açıklamam oydu o zamanın tabi çok mes bir ya yani çok basan bir üründü aslında çok satan bir üründü ama dedim ki yani bu ileride lokum gibi bir şey olacak yani insanların böyle dilimle satın aldığı bir şey hale gelecek bu ve ben hani bir gelecek görmüyorum bu işte tabii ki hani var şu anda da çok başarılı devam ettirenler var ama beni tatmin edecek seviyede değildi yani e daha sonrasında böyle birkaç seyahatim oldu. O seyahatlerimde artık böyle karar vermiştim. hani ben kahve işine gireceğim. Ama tabii 12 sene önce, abi 12 sene önce Türkiye'de kahve tüketimi çok düşük yani. Evet. İnsanlar sadece Türk kahvesi içiyor. Evet. Yani şimdinin üçte biri tüketim ve tüketimin de yüzde 75'i Türk kahvesi yani. O, o öyle bir dönemdi yani. Ben üniversite okurken 2006-2010 arası ee, da bile bak bana Starbucks lüks bir şey geliyordu. Hı hı. Yani sonra normalleşmeye başladı. Sonra sonra normalleş. Yani Starbucks'tan biri bir şey içtiğinde böyle ya da hani girip, girip bir şey alabilir miyiz acaba ya çok pahalı <laughs> değil midir? Ee, yani bunu ben samimi söylüyorum. Yani evet. öyle bir paramız yoktu üniversite okurken. Bilkent'te okudum yani o şey değil ama e, yani bir gelirimiz yok bir şey yok hani eee harçlığımız var vesaire. Hı -hı. Yani gerçekten lükstü yani. Sonra bir anda değişti işler. Sen işte tam o değiştirenlerden birisin <laughs> <yiydin gülüyor> herhalde. Orada biz girdik o yöne baba. E, güzel girmişsin ya. Ama e. bir Bosna şeyi var değil mi hikayesi? Evet. Onu abi onu anlatayım abi. O çok enteresan. E, ben tabii o dönem böyle e, ne yapsam nerede yapsam yani hem ne hem ne hem de nerede. Çünkü hani böyle bir yandan böyle Türkiye'de kalsam mı, kalmasam mı acaba yurt dışında yapabilir miyim falan hikayesi var bende. Ondan sonra o dönem böyle abi işte İtalya'ya gittim, bir Amerika'ya gittim falan derken ee, hatta işte Amerika'ya ilk New York'a gittiğimde o zaman da Magnolia benim için wow falan dedi. Bir gün böyle bir şey olur mu? Baksana kapıda kuyruk bekliyor inanabiliyor musun? Aynen. İnsanlar senden bir şey almak için kapıda kuyruk bekliyor. Yani e o Magnolia ile tanışman 22-23 yaşlar aslında. E, tabii Bundan 2010. 12... 2010. 2010. 14 sene önce aslında. Tabii. Derken bir gün abi bir, böyle bir kısmet oldu. Biz bir Saraybosna'ya gittik. Ee, Saraybosna'da gezerken ben aşık oldum şehre. Yani dedim ki yani çok, çok güzel, insanlar çok güzel. Onlar da böyle tabii savaştan çıkalı bir 10 sene falan olmuşlar ama... yani ...Türkleri çok seviyorlar. İnanılmaz evet. böyle bir şey var yani. Değişik bir enerjisi var evet. ee, Balkanların. Evet. Sonra dedim ki ya burada... İyi bir marka çünkü hiçbir marka yok iyi bir marka bir tek McDonald's vardı abi McDonald's'a da insanlar böyle süslenerek gidiyorlardı falan böyle hani çok bahsettiğin hikaye aslında insanlara böyle çok wow bir şey geliyor McDonald's'a gitmek tabii. dedim ki ya buraya güzel bir markayla bir kahvecilerle konuşayım. Sonra biz şeyle konuşmaya başladık işte ben döndüm hemen direkt girişimci ruhumla 6-7 tane global markaya mail attım. İşte kendimi reprezent ettim ondan sonra ben dedim hani böyle bir yatırım yapmak istiyorum. Burada Daha anlatırken şeyi kullandın mı? İşte biz hacı sayit işte böyle falan. Tabii yani. yani işte biz global sektörünü bir yerden girmek lazım abi yoksa 22 yaşında anan kim baban kim anladım Adam sana niye markasını versin şey yani? Şey yaptın mı ee, ben ona işte hep diyorum fake it until you make it. Ya böyle o hikayeyi biraz abartarak anlattı mı büyüterek? Aa, i̇lk mailimi görsen versin ki yani bu çocuk 22 yaşında 22 senedir sektörde. Yani sektörün içinden geçmiş ee, komple olanı. Ben çünkü girişimcilere biraz buradan hani kıstadan ise olsun diye söylüyorum bunu. Herkes yapıyor bunu yani özellikle başlarda. Bugün bizim Mugo'daki şeyi hiç unutamam yani. Bizim abi Herschel işte bir markanın distribütörünü almıştık globalde çok önemli. Ee, onu alırken ben onlara şey demiştim. Bizim işte 4. Levent'te işte 500 metrekare showroom'umuz var. işte 10 tane satışçı işte e, merch geziyor falan filan böyle bir hikaye yazmıştım. Hiçbiri yokken abi. <laughs> Ve hepsi oldu sonra biliyor musun ya. Yani birkaç sene sonra hepsi oldu yani o Pembe yalan. Ya evet. Bunlara biz pembe yalan. Evet, evet yani. çok hani yalan söylemeyi böyle şey yaptığımızdan değil ya ayrı konu ama yalan söylemek demeyelim buna. Bir hayalin var ve onu önden satıyorsun Tabii. anlatıyorsun yani. Bir tık abartı. Evet, bir öyle tık diyelim tık yani. abartı. Ama zaten abi şöyle bir şey var. Yani bir hikaye bir hikayenin olması lazım. Yani hikayen yoksa da hikaye yaratman lazım. Yani karşı tarafta bir etki yaratman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün çünkü bir evet bir markaya başvuruyorsun. eee veya işte bir işe gireceksin veya bir 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 start var kendini satmaya çalışıyorsun. Her bir şekilde karşındaki insana bu bu etkiyi evet. vermen lazım. En azından seni fark etmesini sağlam. Özellikle lazım. 23 yaşındaysan. 22 yaşındaysan. 22, yani. yani. 22 yaşındasın abi. Yani hani e, o o o yaşta her şey müba. <laughs> her şey müba. Her şeyi yapabilirsin o yaşta. Yani e, gerçekten her şey mübah. Ama yani çünkü şey. E, o yaşta başarısız olmanın bir kıymeti yoktur. Yalan söylemenin bir kıymeti yani yalan söylemek derken pembe yalan tabii ki evet. veya abartmanın bir, bir şeyi yoktur yani günahı yoktur yani. Çünkü e, belki evet başarısız olacaksın ama e, 20'li yaşlar başarısız olmak içindir zaten yani. Hani, Tam e, olarak öyle abi. Daha baş dün dün bunu bir bizim bir arkadaşımıza anlattım. Dedim 26 yaşındasın yani. Daha dur dedim ya. Hiç merak etme. E bu şey da McTan'ın sağ bir şey. Kuyruğu gördün. Sonra dedin hadi bir marka bulacağız. E, Glory Jeans e, yani çok zor bir şey ya. 22. döndüm bütün markalara mail attım. Şu an işte rakip olduğum markalara da <laughs> hepsine mail attım. Ya, olumlu dönenler oldu. Olumsuz dönenler oldu. Ondan sonra ama Glory Jeans'te şöyle bir şey oldu abi. Glory Jeans'in tam o an e, Avrupa Franchising müdürü İstanbul'daymış. Sonra bana hemen geri döndü. Dedi ki seni anlıyorum Hani Bosna güzel bir pazar ama Türkiye'yi düşünmez misin? What if Turkey? Ben dedim ki hayallerim o kadar büyük değildi. <laughs> Düşünürüm tabii ki. Kısmet ya. Evet. Çok büyük bir şans yani. Sonra neyse abi biz bir e, o dönem Taksim Hilton'da bir e, şeye gittik. Bir görüşmeye gittik kendisiyle. Görüştük ettik falan derken olay böyle bir 8 ay falan sürdü bizim görüşmemiz. O dönem tabii e, Glorious Türkiye pazarından çekiliyor. E, hatta çekilmiş ve yeni bir master franchise'da sıfırdan başlayacaklar. E, önemli riskler barındırıyor benim açımdan yatırımcı açısından. Hani başarısız olmuş ve olması da devam eden bir marka var ee, bir şekilde hani evet orada yatırımcının yaşadığı bir problemden dolayı Glorijens evet. Türkiye pazarından çekilmek zorunda kaldı o ayrı bir mesele ama sonuç olarak insanlar bunu bilmiyor insanlar evet. sadece kapanan Glorijens'i görüyorlar veya hizmet alamadıkları Glorijens'i görüyorlar yani bu bir handicap. <laughs> Ee, ama orada şöyle bir hikaye oldu. Beni en çok etkileyen şey şu oldu abi. Az önce anlatacaktım. Buraya saklayalım. Süper çok heyecanlı. Abi şimdi biz ilk şeyle görüşmeye gittiğimizde Avrupa sorumlusuyla görüşmeye gittiğimizde neyse girdik. Ee, orada bir Hilton'un resepsiyondaki arkadaş dedi ki işte kimliğinizi alabilir miyim dedi. E, kartınızı ve kimliğinizi. E, oradaki o adam Tony ismi hiç unutmuyorum. Tony kartını verdi. Kartta Glory yazıyordu. E, resepsiyondaki e, çocuk şey dedi. Aa dedi Glorjist'te mi çalışıyorsunuz dedi. Evet biliyor musun dedi. Ben eşimle orada tanıştım dedi. Ben orada hani... Tevafuka bak ya. Abi, <laughs> çünkü şey e, evet okey başarısız olmuş hani gidiyor. Ama herkesin de bir hikayesi var. Yani bu çok kıymetli bir şey yani. Hani ben mesela eşimle tanışacağım e, kafeyi veya restoranı hayatım boyunca unutmam yani. yani. Orası benim için çok özel bir şey olur yani. Bir hikayesi olur benim için yani. Evet. Başak burcu <laughs> olduğu için <kişi> olacak. <laughs> çok <gülüyor> anlamam <gülüyor> burçlardan da. Ben açık hatırlamıyorum <gülüyor> 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 Neyse. Evet. Ondan, evet. Ondan sonra oradaydım ki evet biz hani doğru bir iş yapıyoruz. Evet, handikapları var ama doğru bir iş yapıyoruz. Daha sonrasında bir 8 ayın sonunda bizim görüşmeler olumlu geçti ve biz Glory Jennings'le anlaştık. İlk şubemi de Şişli Osman Osmanbey açtım. 2012'nin eylül ayında açtık ilk şubemizi. Sen burada bir şey sormak istiyorum abi. Burada handikaplarım var. Sen de kendi içinde bir böyle değerlendiriyorsun. Acaba girsek mi girmesek, değil hı, mi? Hı. Yani şey modunda değilsin Allah'ım lütfen inşallah bize verirler bu fırsat kaçmaz modunda değilsin ya Yok. böyle bir. Okey. Onlar da senden başka birilerini de değerlendiriyorlar. Tabii. Öyle bir durumda vardı yani. Abi orada şöyle bir hikaye oldu aslında o da çok enteresan. Yani hem de zıantığım avantaj aslında bu durum yani senin için. Evet. Ben de tabii kendimce değerlendirirken bana geldiler dedilerken ki yani bir proje sun bize. Eee ilk 5 senede ne yaparsın? Ben yani şimdi düşündüm ondan sonra yapılmış hatalara baktım abi Tabii o zaman dediğim gibi 22 yaşındayım yani ama tabii kendimce bir yatırımcı kimliğim var yani şey girişimci kimliğim var dedim ki ya ben 5 senede işte 50 tane şube açarız ondan sonra bana dediler ki işte gideceksin şu şu caddelerde açacaksın falan dedim ki yok ben oradan açmam ben dışarıdan içeriye doğru girerim yani evet zamanla bu caddeleri açtınız ne oldu hani. Evet çok kıymetli marka için ama ticari açıdan kıymetli değil ve bu markanın bir daha başarısız olup Türkiye'yi terk ettikten sonra bir daha dönme ihtimali yok. yok. Benim de tek atımlık kurşunum, kurşunum, var. Bunu sizin markanızı köpürtmek için kullanmayacağım yani. Sadece ticaret yapacağım. Yani bu, bu mantıkla ilerleyeceğim. Benim o dönemki rekabet ettiğim, almak isteyen insanlar çok daha uçuk şeyler vermişler ve Adamların şeyi çok hoşuna gitmiş abi yani hani bu markanın bir kere daha burada fail etmesinin şansı yok evet. benim de şansım yok Yere o yüzden ben buraya hayatımı koyuyorum ve başarılı olması için de bütün stratejileri masanın üstüne koyuyorum dediğimde erifler 22 yaşında bir çocuğa markayı verdiler yani ben ben bugün olsam vermem yani kendime Hep aynısını inan bu benim demin bahsettiğim Herschel hikayesinde de hep aynısını söylüyorum. Elin Kanadalısı Charles e, 24-25 yaşındaki Mustafa'ya emanet etti operasyonu. Ben olsam hayatta vermezdim belki yani o yüzden. Ama bir şey görmüşler abi. Yani. Evet. Yanılmadılar da gerçekten. Evet. Şeyi çok merak ediyorum. Aldınız okey tamam. Master Franchise oldun Türkiye'de sen. Evet. Sonra ne oldu? Babaya gidip şey mi dedin? Baba <laughs> yani biz aldık bu işe hadi ilk şubeyi açmamız lazım. <laughs> İhale kaldırdı işte bize. E, Tabii o dönem ben... E, Babam e, hani çok şükür hani şanslıydım. E, bana yatırımda destek olacak bir babam vardı. E, bu herkese nasip olmaz. E, o dönem babamla bir anlaşma yaptık. Çünkü babam e, babama dedim ki baba bak ben senin şirketinde geleceğim yok. E, ben de gıda sektöründe bu işe girmek istiyorum. Dediğim gibi o dönem kahve sektöründe çok büyük handikaplar vardı yani hani zor zordu yani tutturabilmek. Ama ben inanıyordum abi ve böyle hani bana işte aileden çevreden şey diyenler oldu işte ya. Bu çocuk hani yaptık da olmadı yani. Hani burada işte çok güzel bir babasının işi var. Onu batıracak gibi. Elinin tersiyle itiyor. Gidiyor işte kahve sektörü diye Türkiye'de. Peşinde. Tüketilmeyen bir ürüne yatırım yapmayı planlıyor falan işte. Neyse denesin de alsın boyun ölçüsünü falan gibi. Babam sağ olsun o zaman ki tamam olmak. Ben seninle bir anlaşma yaptık. E, madem burada şey yapmak istemiyorsun ben sana burada destek olacağım. İlk şu bende. destek olacağım ama daha sonrasına karışmam dedi. Tamam mı böyle dedim. O dönem sağ olsun bir bir ev, evimiz vardı onu sattı ve ondan benim payıma düşen Parayı da bana verdi. Ben de dükkanımı açtım. Helal olsun baba. Evet. Sonra başladık abi. çok şükür her şey güzel. Gerçi her şey güzel gitmedi abi. Her şey kötü gitti aslında. Yani biz çok mücadele ettik. Çünkü şöyle düşün abi 2013 senesinde işte ben düşün Şişli Osman Bey Caddesi'ndeyim. Gezi olayları başladı. Gezi olaylarından sonra zaten Türkiye'de sular hiçbir zaman durulmadı. Hiç durulmadı. Hala yani oradan buraya hiçbir zaman evet. Hiç durulmadı abi. Yani mesela ben şey diyorum ya ben ticaret ama 2008'de başlamış olsaydım en azından 5 senelik bir refah görecektim falan. Bu adam biz aynı kadere sahibiz. Yani <laughs> o yüzden diyorum. Acayip kendimi dinliyor gibiyim şu an. Hep aynı şeyi söyledim. Ya Rabbi dedim ya. Hani vardır muhakkak bir hikmeti. Hı -hı. Bizi olgunlaştırmak, geliştirmek, güçlendirmek için herhalde bu diye ben hep öyle düşünüyorum ama ki Allah'a şükür her şeye rağmen gayet iyi bir durumdayız. Senin için, Gloria için bu hikaye böyle. Ee, ben hani şey diye bakıyorum. Herhalde biz çok daha büyük işler yapmamız gerekiyor ileride. Globalde belki Hı -hı. E bu ilk bize güçlendirme bizi böyle e, çelik gibi böyle sinirlere sahip olalım evet. diye böyle şeyler yaşadık diye yoruyorum evet. yani abi şöyle düşün yani 35 yaşındayım ve e, yaşanabilecek birçok şeyi yaşadım yani e, şey açısından ticari açıdan yani büt bütün zorlukları gördüm aslında yani bir e, bir bir hikayeye başlıyorsun ülkende bir bir sıkıntı oluyor 23 yaşındasın ve onunla mücadele ediyorsun yani Türkiye'de ben şunu söylüyorum abi herkese hani birisiyle konuştuğumda ve böyle ya işte ülkede şöyle oldu böyle oldu dolar gitti dolar çıktı savaş oldu falan. Abi yapacak bir şey yok Türkiye'de yaşıyoruz ve eğer sörf yapmayı biliyorsan bilmiyorsan Türkiye'de ticaret yapamazsın hani sörf yapmayı bilmek zorundasın. Kesinlikle ve hani Evet herkes dışarıdan baktığında herkese çok ya bu adamla hani şöyle tutturdu şanslıydı falan... Hiç kimse şanslı değil. değil. Abi. Herkes eşit şartlarda yani. Değil abi. Anlatabiliyor muyum? Evet hani az önce söylediğim gibi benim ilk ilk etapta destek olacak bir ailem vardı çok şükür ama bu bir handikap da olabilirdi. Ben ona güvenip hiçbir şey yapmayan bir adam da olabilirdim yani. Ben şöyle yorumluyum. Bak çok objektif yorumlayacağım. Bu işte çünkü senin tarafını bir, çok iyi bilen biri benim. İnsanların genelde nasıl baktığını çok iyi biliyorum. Ne anlatırsan nasıl anlatır şey diyecekler yani. <laughs> i̇şte baban zengin olduğu için falan filan. Burada İki konu var abi. Bir, sana Saraybosna'da gittiğin dünyada e, gelip Türkiye'yi düşünür müsün denmesi. Bu güzel bir şans. Hı hı. Tesadüf tevafuk adını koyalım. Ama şans cesurun yanındadır abi. Sen o maili atmasan, sen onun için uğraşmasan, onun hayalini kurmasaydın hı hı. tanışmayacaktın ve kimse sana gelip de Türkiye master franchise'ını sunmayacaktı. O yüzden evet. yine sen yaptın yani. E, diğer tarafta e, bir evini sattın şey yaptın. Abi tabii ki evi o bir satacak evi olmayan, parası olmayan milyonlarca insan var. Ama bir evini daha beş tane evi olup da evladı için veya kendi hayali için bir evini daha riske et, atmayacak da bir, bir sürü insan var. Tabii. O yüzden burada da yine okey bir şans faktörü var ama bunu doğru değerlendirmiş olman, babanın burada doğru şey yapması. Belki onun için de sen şimdi böyle anlatıyorsun ama Belki babanı o kadar çok zorladın ki bunu yapması Tabii için. Canım. Ya baban şey demedi. Vay benim aslan Mehmet'im. <laughs> Tabii oğlum hemen girelim hemen demedi. Tabii ki. Ya bu şey değil. Ben e, bir teminat mektubu için e, dedeme kaç defa yalvardığını biliyorum. Dede ne olur bak para da istemiyorum dede. Hı hı. Teminat mektubu ya ne olur. Şey ufak bir şey yapalım da şuradan şunu alayım havalimanına. E, <laughs> yani son bir şey diyeyim. Lafı sana bırakmak istiyorum. Yani çok müthiş, keyif alıyorum şu an. E, Abi şu manyak bir şey ya. Yani sen Osman Bey e dükkan açıp da Gezi'ye denk gelmen. Bana <laughs> ne oldu biliyor musun? İstanbul Havalimanı Dütüfriye yeni havalimanına 3 tane mağaza açtım. 60-70 personel deposuyla antrepo bu arada gümrüksüz bir sürü derdi var. Her şey müthiş gidecekti. Abi hiçbir şey hiçbir zaman olmayan bir şey oldu. Pandemi çıktı <laughs> havalimanı kapandı abi. <laughs> evet. Ya pandemi diye bir şey olmasa ben yani o zaman da belki ikas büyümeyecekti. O da ayrı bir hikaye. Evet. Vardır muhakkak bir hayır. Çok benziyor anladın mı bu şey evet. tesadüfler yani. <laughs> evet. Yani... Eee bu şey şeye döneyim abi. E, buradaki işte gezi falan çıktı, devam etti ama devam ettiniz değil mi? Nasıl gitti Osman Bey'deki ilk dükkan? Abi güzeldi, iyiydi tabii ki şeye kadar e, gezi olaylarına kadar. Tabii daha sonrasında toparlandı abi. Sonra işte 2013'te farklı şeyler oldu ülkede falan derken abi işte onu söylüyorum yani biz bu 11 senelik 11 buçuk senelik süreçte işte birçok darbeler gördük işte pandemiler gördük ekonomik krizler gördük. Evet. Ee, yani işte, sayınca... Tabii kişisel şeylerimiz de var abi benim bundan işte 4 sene önce babam iflas etti mesela hani onu bir toparlamaya çalıştık yani o, o orada da tabii benim çok ciddi teminatlarım vardı. O onları kapatmak zorunda kaldım. Onları kapattık falan. Ee, o, o süreçte işte bu 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 destek olmam gerekiyordu. Hani bunu ayakta tutabilmek için birçok destek verdik falan derken abi. E, tabii o tarafı ayakta tutamadık yani. Çünkü e, bazı şeyler sadece parayla olmuyor abi. Yani e, vizyon da gerekiyor bir şeyleri evet. toparlayabilmek için. Ee, ve o vizyonu da alacak e, yani sen bir şey söyledi yapacak da bir şey olması lazım bir ekip olması veya bir insan olması lazım olmadı ondan sonra babayı emekli ettik abi ee, şimdi e, böyle daha sonrasında işte başka hikayelerimiz de var işte Magnolia Bakery var o da çok o da çok enteresan bir hikaye.